Ya bu böyle bir derste öğrenecek bir şey değil. Ben bunu söyleyeyim. Aman kapalı kapalı kırık. Wow. Oha, bu kadar fazla ekip bunu nasıl yönetiyorsunuz ya? Alıyorum. Deniyorum. Günaydın arkadaşlar. Selçuk Hoca sağ olsun su tapında beni öldürdü. Sonra ben burada kalmaya karar verdim. Dün burada kaldım. Çok güzel butik bir otel buldum. Şimdi çıktım. Birazcık yorgun uyandım. O yüzden böyle biraz yürüyeyim dedim. Adada birazcık gezineyim. Sonra Selçuk Hoca bir telefon görüşmesi yaptık. Ve birazcık anladı benim halimi. Ve dedi ki tamam Vitor'cum sen dedi madem adada kaldın. Ben sana bir güzellik yapacağım dedi. Ve bana bir yelken antrenmanı ayarladı. Ki yelkeni çok merak ediyordum zaten. O yüzden biz onu konuştuk önce daha. Yani çok daha önce ben yelken sporları hakkında işte böyle ne bileyim. Kanodan ne bileyim işte küreğe kadar her şeyi merak ediyordum. Çünkü hiç denemedim. O da bir hoca var dedi Atakan Hoca. Onu sana bir konuşacağım. Sana güzel bir yelken antrenmanı ayarlayacağım dedi. Adayı öyle kapatalım, güzel kapatalım dedi. Ben de şimdi çıktım böyle bir. Adada birazcık böyle bir turlayayım. İşte bir şeyler, bir kahve falan içeyim, takılayım. Birazcık ayılayım, dünkü yorgunluğumu atayım dedim. Ve şu anda adada geziyorum. Bir sokak. Sokak değil de işte. Ne deni burası? Sokak gibi bir yer. Ama bayağı darmış yani. Baksana şuna. Güzel ya. O da çok güzel. Keşke antrenmanlara katılmasam. Galiba bu güzel müze var. Sci-Fi müzesi. Bir ona bakalım. Bir küçük bir ucundan bakalım. Ondan sonra artık antrenmana gideyim. Ada yokuşlarla dolu bak. Yoruluyorum. Bu arada yürürken de yoruluyorum. Azıcık gidelim şu müzenin önünde birazcık bakalım. Yani yol vereyim şurada bir. Şeyde yokuşlar çıkıyorum. Artık yoruldum. Yavaştan artık kaçalım. Otele gidelim sonra. Üstümüzü değiştirelim ve yelken antrenmanına gidelim. Şöyle müzenin girişi. Ve hadi bakalım. Girelim. Guys, pazar pazartesi kapalı. Ancak heykele bakabiliriz. Ancak heykele bakabiliriz. Ha burada. Bir şey yapmayacağım. Tamam, çok sevmeyeceğim. Ay burada çok daha minnoşum var. Minnacık. Hı? Ne yapıyorsun? Hı? Fındık. Hadi go. Ah. Artık birazcık yoruldum. Ama son bir kez şu kiliseyi de görmenizi istiyorum. Burgaz Adası'nın çok güzel bir kilisesiymiş. Onu da birazcık turladım ama artık otele gitmem lazım çünkü yelken antrenmanı beni bekliyor ve yavaştan otele gidiyoruz. Sonra ben antrenmana kulübe geçiyorum. Evet, bugün biraz daha heyecanlıyım çünkü sonunda dün Selçuk Hoca yine beni su topu antrenmana zorla soktu. Sonunda çok merak ettiğim bir spor yapacağız, yelken. Gerçekten çok merak ediyordum. Bunu söylemiştim daha önce de ona. O yüzden galiba gönlümü almak için bana bu sporu bu sefer ayarladı. Şimdi yine dün geldiğim Adalar Su Sporları Kulübü'ne doğru gidiyorum. Ve şimdi Atakan Hoca ile buluşacağım. Ve yelken antrenmanına katılacağım bu sefer. Bu sefer birazcık daha heyecanlıyım. Modumun yüksekliğinden anlayabileceğiniz üzere. Şimdi galiba hoca orada. Hemen selam veriyoruz. Hocam Atakan Hoca değil mi? Evet, merhaba. Şöyle ben, Selçuk Hoca önerdiğim. Memnun oldum, evet bilgim var arada. Evet, yelken antrenmanı yapacağım. İyiyim sizler? İyiyim ben de. Birazcık heyecanlıyım ama. Daha önce yapmış mıydın yelken? Evet, şu an çok heyecanlıyım. Güzel, heyecan iyidir ya. Aynen. Arkadaşlarım? Atilla'cığım. Söyle oğlum. Gazellere karşı şey mi yapıyoruz? Gazellere mi geçmeye çalışıyoruz? Evet, sen sadece şimdi toplantıyı dinle, tamam? Brief'i vereceğim, briefing'i dinle, tamam? Anlaştık. Tamam, süper. Takımımızla da tanışmış olacak evet, şimdi sırada. Evet, aynen. Kalabalık bir ekibiz. Merhabalar herkese şimdi. Victoria ben.
bugünkü antrenmanımızın baştan sona katılım sağlayacak. Özellikle yarış antrenmanını alıyoruz seni. Yarış antrenmanı. Evet, okay, güzel. Önümüzdeki hafta bir yarış var. Belki yarışlarımıza da katılırsın. Ya, o kadar değil ama bir hani bakalım. Belki de çok seveceğim, belki devam edeceğim. Bilemeyiz. Bakalım. Bence devam edersin. Hadi bakalım. Bunun garantisini veriyorum ben. Tamam, keyif süper. Alacaksın. Süper. Ama biraz da zorlu geçecek. Şimdiden söyleyeyim bir. Yani zaten Selçuk'un yönlendirdiği bir şeyin kolay geçeceğini düşünmüyorum ama. Özellikle yapıyoruz. Aynen. Özellikle yapıyoruz. Bakalım. Ama bu sefer biraz daha merak ettiğim bir spor. O yüzden biraz öyle heyecanlıyım. Mi? Aynen. Süper. Deniz güzel. Denizi seviyorsan tamam. Bunu da çok rahat yapabilirsin. Abla, şimdi birazcık korkabilirsiniz. Aa, neden? Öyle olabiliyor bazen. Sen korktun mu ilk başta? Evet. Ama şimdi yeni gelen bir arkadaşa böyle söyledin mi ben şimdi korkarsam? Biz önden size infoları veriyoruz. Abla korkarsan gelirim ben. Kurtarır mısın? Evet. Tamam, okey. Evet, şimdi tamam, dinliyoruz beni. Sana da hemen bir tane kıyafetini vereyim. Deniz kıyafetini vereyim. Tamam, ne olur. Ben sizin değişim olsun. Evet, ben sana kıyafetini vereyim hemen. Tamam. O zaman ben üstünü hemen değiştir, daha sonra tekniğini ayarlarız. Hemen geliyorum, tamam. Evet. Süper, okey. Diğer arkadaşlar hemen teknelerinin başına hızlı bir şekilde hazırlanıp giyinip denize çıkıyoruz. Biraz geç kaldım. Sorun değil. Eyvah. Frans, Victoria. Çok memnun oldum. Tekne tanıtımını, tekne donatımını tamam. Frans gösterecek. Okey, tamam. Süper. Ben izleyeceğim. Eksik yer olsa tamam, dahil olacağım. Tamam, süper. O evet. Zaman direği bir tek başlayabiliriz bence. Tamamdır. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapıyorsun. Direği Frans'ın yardımıyla kaldıracaksın buradan. O sana yardımcı olacak. Tamam. Sonra direk yuvasını oturtuyorsun. Direk yuvasını. Aynen. Nereden rahat okay edeceksen oradan alırsın. Bir dakika. Böyle tutuyorum. Evet. Bir dakika. Bir, iki, üç. Okey. Evet, süpersin. Oldu mu? Oldu. Oldu. Gayet tamam. Güzel. Şimdi ne yapıyoruz Frans? Frans, daha sonra yardımcı olsun. Hadi bakalım. Tekne parçalarını tanıtarak, direk, alt direk, evet, bomba. Hepsini göstererek beraber tekneyi donatın. Bu şimdi? Bomba. Buraya. Evet, bu sen ne? Bumba. Bumba. Tamam. Ama onu kitlemiyor muyuz? Öyle mi kalıyor? Öyle kalıyor. Sonra kitleniyor. Ondan sonra bu yelken ve bumbanı birleştirecek bir şey. Bitir. Tamam. Tamam. Victoria, takıldığın yerden hepsini sorabilirsin. Tamam. Bumba bu mu? Evet. Yukarı kaldıracağım. Yukarı kaldıracağım. Abi çok sıcakmış bu arada yalnız. Bu buradan geçiyor. Tamam. Gerçekten. Buradan geçiyor. Evet. Ve cırt cırtla bağlanıyor. Bu. Değil mi? Bu. Tamam. Aa, neyi bunu tuttuk. Ama oradan hala açıyor. Oradan tamam, sonra kilitlenecek. Neyi bekliyorsun? Bu gidiyor böyle. Gitsin. Aman kafaya dikkat, kafaya dikkat. İşte kısık üzerine gitti. Victoria. Fransa beraber. Tekneyi biraz bu tarafa alabilir misiniz? Tekneyi o tarafa. Evet, biraz arabayı kullanın, beraber yapın. Arabayı mı kullanacağız? Karada tekneyin yelkeni bastığımızda, yelkeni de rüzgar doğduğu için teknenin kafa tarafını rüzgara doğru çevirmemiz gerekiyor. Tamam. O yüzden bakıyoruz rüzgar nerede, nereden esiyor. Rüzgar nereden esiyor? Bayrağa bakalım. Şuradan esiyor. Aynen, doğru bildi. Buradan esiyor. O yüzden teknenin kafasını böyle biraz tamam, rüzgara doğru çeviriyoruz. Biraz da, ne yapayım? Söyle bana. Şu turuncuyu çekeyim mi? Yok, alabilir ya. Evet. Midye var. Midye var be. Şimdi bu şekilde direkt tamam, teknemizi donatabiliriz. Şimdi? Hayır, o da strip var. İyi. Bir şey söyleyeceğim, böyle yelken bileklik ipleri oluyordu. Öyle bir şeyler bilir misiniz? Sana antrenman sonu hediye edeyim o zaman o ipten. Teşekkür ederim hocam. Geçtik. Hatilla. Kaan beraber. Tam şu oturur. Ben geçiyorum. Son ne yapıyorum Frans? Bayağı sıkıyorum. Bayağı sıkıyorum. Okey. Sıkıştırıyorsun. Nasıl sıkıştırıyorsun? Evet, aşağıya. Tamam. Bitti mi? Bitti. Ha, oradaki sistem anladım. Şey var böyle çakra gibi. Tamam. Şimdi. Şimdi. Bu. Bu nedir? Bu. Direğin ve bombanın şey ayarını yapıyor. Tamam. Nasıl bir ayar? Kaç yıldır ben yapıyorsun? 4 yıldır yelken yapıyorum. Lazer yelken mi yoksa bu başka bu lazer yelken mi oluyor şimdi? Bu lazer ama önceden optimistlerle yapıyordum, onlar bu küçükleri. Şimdi büyüdün artık ve büyüklerini geçtin. Evet.
dakika, ben sana biraz daha... On kitledi. O neydi? Küçük basılı. Ha, bir kilit gibi. Şundan da geçelim. Tamam. Bunu bombayla birleştirebilirim. Neyi? Bunu bombayla birleştirebilirim. Neyi? Neyi? Aynen. Okey, kilitledim yine. Her şey kilitsen zaten. Her şey kilitliyoruz aslında. Evet. Tamam. Mesela sert hava olduğunda çekiyorsun. Bu da beraber aşağı geliyor. Ondan sonra bir daha söyler misin? Bir daha söyler misin? Sert hava olduğunda? Sert havaysa olduğunca dik gitmek lazım. O yüzden onu hafifçe çekiyorsun. Bomba aşağı iniyor ve daha dik gidebiliyorsun. En karmaşık yani. En karmaşık. Arka yaka. Arka yaka. Böyle olamaz. Gergin olması lazım ki rüzgardan gidelim, değil mi? Evet. Şimdi arka yakayı yapıyoruz. O nasıl bir şey ya? Bu gergin değilse çözülebilir ama hep gergin olduktan hep gerginse çözülmez. Ha, tamam, okey. Arkadan geçiriyorsun. Onu bir kez bağlıyoruz ve bırakıyoruz değil mi orada? Bağlıyorsun, önden de ayar yapabiliyorsun. Öne gelecek. Şuradan. Ayar teknesi. Denizin içinde hava hep aynı kalmıyorsa hep ayarlarını değiştirmen lazım. Okey. Tamam. Burada da bir makara var. Ne doğru sen? O kadar çok makara var ki. Niye eksenetini aldın? Yapıyorsun. Tamam. Senin eksenin. Buradan da bir ek bağ yapacağız. Ek bağ. Tamam, ver eksenetini. Tamam. Ve geri satar mısın? Bağlıyorsun değil mi oraya? İlk önce normal düğüm yapıyorsun. Ondan sonra aynısını tersten. Aynısını tersten. Bunun özelliği değil mi? Böyle bir şey oluyor. Çözülmesi kolay, açılması zor ama. Kendi başına açılması zor. Ha, okey, tamam, anladım. Tekniği olarak ne kadar sürüyordu? 15-20 dakika. 15-20. Şöyle geçeyim ben. 15-20 dakika ama şu an tabii biraz uzattık çünkü sen bana gösteriyorsun değil mi? Aynen. Yani buradan geçirdin. Geçirdim. Şimdi tekrar oraya kilitliyoruz. Ulan buradan bir şey daha geçecek galiba. Oradan da başka bir şey geçecek. Başka bir şey geçecek. Okey. Bak şimdi anladım birazcık. Akıyorum ya. Zincir düğüm atacağım. Zincir düğüm. Önemli düğüm atacağım. Önemli bir düğüm. Okey. Şuradan. Durdum abi. Bir daha gösterir misin orayı? Bir daha gösterir misin? Buradan. Buradan. Evet. Sonra. Wow. Bu bayağı farklı bir düğümmüş bu arada. Tutması daha kolay olması için bu zinciri yapıyoruz. Bu düğümü pardon. Bu zincir düğümü ne dedin? Zincir düğüm. Tamam. Açılması şurada çekiyorsun. Bir açılıyor. Bu kadar. Aa, çok iyiymiş bu arada ya. Bu 90 derece rüzgarla şuradan gelecek. Sen duruyorum gibi oluyor değil mi artık? Yok. Rüzgarı sırtına geliyorsa kupa gidiyorsun. Hadi şu tarafa. Rüzgar oradan geliyorsun. O tarafa gidiyorsun. Bu açıda gitmen lazım. Okey. Anladım. Bir tane ne var? Bir de iki tane daha ekipmanımız var. Nedir onlar? Dümen ve salma. Dümen ve salma. Salma. Okey, nedir onlar? Dümen işte yönlendiriyor, yardım ediyor. Tamam. Onları sonra mı takacağız? Evet, hep elinde tutuyorsun. Ha, dümen elinde tutuyorum sürekli. Evet. Bunu da hep elinde tutuyorsun sürekli. Ve salma da buraya giriyor. Tamam. Altından çıkıyor kocaman bir tane tahta parçası ki tekne kaymasın diye. Aşağı doğru kaymasın diye. Oğlum çok ekipman var ya. Oha, bu kadar fazla ekipman nasıl yönetiyorsunuz ya? Hala sadece arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Çok güzel anlattı. Gerçi çok güzel anlattı ama ya bu böyle bir ders öğrenecek bir şey değil. Ben bunu söyleyeyim. Aşırı komplike. Çünkü bir kere hava çok değişiyor. Hava sabit değil. Bak, hava sabit olmadığı için sürekli böyle yeni bilgiler almam gerekiyor yani. Apaz dedi, bir şey dedi, dümen dedi, tahta çıkacak alttan dedi. Yani anladın mı? Böyle inanılmaz karmakarışık ama açılınca öğreneceğim herhalde. Bakalım. Biraz heyecanlıyım. Bu sefer çok sinirli değilim Selçuk Hoca'ya. Çünkü biraz daha keyifli bir şey gibi gözüküyor böyle. Bağladık bir şeyler, farklı düğümler. Bunlar biraz keyifli şu anda. Ama denizde bakalım. Aynı şeyi söyleyecek miyim onu bilmiyorum yani. Çünkü birazcık şu anda sıcak ve uzun kollayız.
Yani umarım yanmam. Şimdi Fransa ve gömdüm ama hoca da buradaymış. Hoca da geldi şimdi. Evet. Can leğeni veriyor. Bir şey söyleyeceğim, boğulmayacağım yani. Yok, boğulmaz. Bunu giyeceğiz. Tamam. Biz yaptık boya tekniği hocam. Hazır o zaman. Hazır. Bir tek ben son şey, kontrollerine bakacağım zaten. Dümen eksik. Bir de şey eksik. Alttan çıkan tahta parçası. Salma demek istedi. Salma eksik. Salmamız eksik. Nasıl olsun, böyle giyiyorum? Ayarlıca. Aynen doğru. Şöyle bir dön. Şunu geçirelim. Burada ayaklara dikkat ediyoruz. Tamam. Ya bu devireceğim anlamına gelmiyordur umarım bu can yeleği. Biz işimizi garantiye. Bu arada 4 altın kuraldan bir tanesi. Can yeleksiz deniz kenarına bile hiçbir şekilde yaklaşmıyoruz. Bir şey söyleyeceğim bak. Bu bilgiyi acaba ekip arkadaşlarıma paylaşabilir miyiz? Çünkü onlar hani beni can yeleksiz her türlü şeye attıkları için. Şimdi kamera açık diye kapansın. Tamam. Ondan sonra. Kapansın, ondan sonra bir ekibe bunu bir verelim. Tamam. Biz hazırız. Tamam, o zaman yavaş yavaş denize çıkmaya hazırlanıyoruz. Evet, tamam. Oturuşumuz bu. Tamam. Tamam mı? Rüzgar buraya güç uyguladığında tamam. Yelkene. Biz de o tekneyi düzeltmemiz için ayaklarımızı şu kayışa takıp bu şekilde kıçımızı da dışarı çıkartarak. Bir dakika. Kıçımız denizde mi? Böyle. Nasıl yani? Sadece bacakların teknede olacak. Biraz bak şimdi, zorlayıcı bak, olabilir belki. Bak şimdi Selçuk Hoca nerede devreye giriyor ben şimdi anladım ya. Ayağını buna takmazsan ne olacağını az çok anladım. Anladın değil anladım mi? Anladım, çok sağ olun. Şey, o zaman konuşuruz bir ara, şey yapalım, haberleşelim tamam mı? Ben geliyorum. Antrenmanı terk etmek yok ama. Keyif alacağım bir nokta vardı onda. Okey, neyse tamam, susuyorum. Deniyorum. Çok esmesin. Deniyorum. Ya şimdi en son hoca böyle birkaç tane gösterdi. Onlar biraz zorlayacak ve... Yine Selçuk Hoca'ya selamlarımı ileteceğim, çok sevdiğimi ileteceğim gibi hissettim. Biraz merak ediyorum, şimdi denize açılıyoruz artık. Denizde görüşürüz ve bakalım nasıl olacak. Ben biraz çok heyecanlıyım.